Demokrasi ve medyaya yönelik darbe planı Mersin Adliyesi önünde protesto edildi. Aktif Eğitim Sen öncülüğünde toplanan vatandaşlara sivil toplum örgütü temsilcileri destek verdi. Çeşitli pankartlar açan kalabalık, özgür medya susmaz sloganları attı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal da adliye önüne gelerek kalabalığa destek verdi. Kartal burada yaptığı açıklamada, yaşanan son olayların Türkiye'nin bir Türk Bağız rejimine doğru ilerlediğini gösterdiğini ifade ederek isteyip merak edenin Bağız rejiminin anayasa rejimine bakmasını istedi. Yaşadığımız son günlerdeki olaylar Türkiye'nin bir Türk Bağız rejimine doğru ilerlediğini gösteriyor. İsteyen merak eden açıp Suriye'deki Bağız rejiminin anayasa hükmüne bakar. Uydurulmuş bir hayali senaryoyla ya hayale göre artık Türkiye'de insanlara ceza veriliyor. 4 gün tutuklu olarak nezarethanelerde bekletiliyor. Ve ilk defa 30 yıldır, 40 yıldır ilk defa Türkiye'de bir uygulamayla karşı karşıyayız. 12 Eylül cuntasının yaptığı şu anda aynen yapılıyor. İlk defa bir savcı Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde gidip ifade alıyor. Daha normal, eskiden ne yaparlardı? Emniyette ifadesi alınırdı, savcılığa, adliyeye sevk edilirdi. İlk defa savcı gidip emniyette bu işi yapıyor. Bunu tarihte junta, 12 Eylül juntasının haricinde karşılaştığımız bir tane örneği yoktur ne yazık ki. Şimdi öyle bir hal aldık ki ne yazık ki bu vatanı bölmek isteyen terör örgütleriyle masa altlarında görüşülüyor, her türlü müzakereler yapılıyor ama bunu ifşa eden basın mensupları, bunun peşine düşen, ülkem zarar görmesin diye takip eden polisler cezaevlerinde. Bu ülkeyi soyan, bu ülkenin parasını götüren, yani tabiri caizse bir şarlatan, bir İran'ın, işte isim ne kadar doğru olur ama biri şu anda keyif çatıyor. Ama ülkeyi soyulmasın diye mücadele eden, gece dağlarda yatan, teröristin peşinde gezen polisler de ya ihraç edildi, ya açıkta, ya da gözaltında, ya da cezaevinde. Bunu kabullenmek mümkün değil. Ve bununla beraber demin dediğim gibi Türkiye'de arkadaşlar 17-25 Aralık gerçekten Türkiye milleti için, Türk milleti için bir milat olmalıdır. Herkes artık şunu görmelidir. Bu vatanda yaşayan herkes için hukuk, adalet, sağcısı, solcusu fark etmez. Hiç önemli değil. Hukuksuzluk kime yapılmışsa Türk milleti olarak onun yanında yer almalıyız. Çünkü bugün bunlara yapılan, bugün acımasızca birilerine yapılan zulüm yarın inanın ki size de gelecek. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın yok. Yaşamasın yılanlar. Bağız'ın engellenemez. Özgür Bağız'ın engellenemez. Aktif Eğitim Sen Mersin temsilcisi Tekin Nasır ise ülkenin her gün nefes almanın biraz daha zorlaştığı bir yer haline geldiğini vurguladı. Tasfiyeler, sürgünler ve haksız biçimde görevden almalar birbirini takip ediyor. Bütün bu yapılanların güzel ülkemize neler kaybettirdiği hiç ama hiç önemsenmiyor. Yetişmiş devlet kadroları hizardan geçiriyormuşçasına kesilip biçiliyor. Türkiye her geçen gün biraz daha fazla kan kaybediyor. Yarın ne olacağı kimse tarafından kestirilemiyor. Adalet bir gün sana da lazım. Paralel bahane, yandaş kadro şahane. Paralel bahane, yandaş kadro şahane. İstatistikler bir kısım siyasi aktörlerin medyaya yönelik doğrudan veya dolaylı baskıları yüzünden son bir yılda 2000'e yakın gazetecinin işsiz kaldığını söylüyor. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü verilerine göre dünya basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye 180 ülke içinde 154. sıraya gerilemiş durumda. Özgür basın engellenemez. Özgür basın engellenemez. Özgür basın engellenemez.
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu çağrısıyla toplanan eylemciler 17 Aralık soruşturması yıl dönümünde hükümeti protesto etti. Polcu'da toplanan yaklaşık 500 kişi, hırsız var, katil polis hesap verecek, polis simit sat, onurlu yaşa sloganları atarak AK Parti Yenişehir İl Binası'na doğru yürüyüşe geçti. AK Parti'nin yalanına, soygununa ve hırsızlığına karşı alanlardayız yazılı pankart taşıyan eylemciler, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yolu trafiğe kapatarak sloganlar eşliğinde yürüdü. Bazı eylemciler yüzlerine hırsız maskesi takarak ellerindeki ayakkabı kutularını Toma'nın önüne bırakmak istedi. AK Parti ilçe binası önünde polis barikatıyla karşılaşan eylemciler bir süre oturma eylemi yaptı. Ardından kalabalık adına konuşan Emek ve Demokrasi Platformu sözcüsü Yılmaz Bozkurt, bugün dört bakanın yanı sıra iktidara yakın pek çok kişinin adının karıştığı 17 Aralık operasyonunun üzerinden bir yıl geçti. AK Parti iktidarı, kamu kaynaklarının kimlere ve nasıl talan ettirildiğini tüm çıplaklığıyla ortaya çıktığı operasyonların üzerine örtmek için elinden geleni yaptı. Yolsuzlukların üzerinin örtülmesi için devlet kurumları, kadroları ve yasalar adeta hallaç pamuğuna çevrildi. Kısa süre önce kargalar güler diyerek reddettikleri cemaat yapılanmasının tesviyesi adı altında on binlerce polis, yargıç, savcı ve bürokratın yerleri değiştirildi dedi. Basın açıklamasının ardından eylemciler olaysız bir şekilde dağıldı. Mersin'de Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'na yapılan operasyon adliye önünde protesto edildi. Adliye önünde toplanan vatandaşlar açtıkları dövizlerle gözaltılara tepki gösterdi. Bazıları ise Kur'an-ı Kerim ve Cevşen okuyarak gözaltında bulunanlar için dua etti. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri de adliye önüne gelerek basın özgürlüğüne yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Değerli arkadaşlarım, burada bulunmamızın nedeni laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarından birisi olan basının susturulmaya çalışılmasına hayır demek içindir. Biz burada farklı görüşleri paylaşsak da, biz burada aynı yolda yürümesek de haksızlıklara karşı duracağımızı her yerde haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz. Bugün Zaman Gazetesi'ne, Samanyolu TV'ye yapılan haksız, hukuksuz uygulamalar pekala yarın hepimizin başına gelebilir. Bu kavga demokrasi kavgasıdır. Bu kavga özgürlük kavgasıdır. Fikirlerini beğenmesek bile herkesin fikrini söyleme özgürlüğüne sahip olduğu bir ülke yaratma kavgasıdır. O nedenle birbirimize saygı göstereceğiz. Öyle bir devlet haline geldik ki maalesef tek parti devleti durumuna geldik. Erkler ayrılığı yerini erkler birliğine, erkler birliği de yerini bir adamın iki dudağına bırakmıştır. Bugün yasama bir tek kişinin elindedir. Yürütme aynı kişinin elindedir. Aynı kişi yargıya da büyük oranda sahip olmuştur. Daha da olmaya çalışmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi aynı kişi şimdi basının büyük bir çoğunluğuna sahiptir. Ama bu da yetmemekte aykırı olan bütün sesleri şu veya bu sebeple ayıklamaya çalışmaktadır. Siyasi görüşü önemli değildir ayıklanan insanların. Bu kişinin bir tek söylemi vardır. Ya benimsin ya kara toprağın. Bunun dışında hiçbir cümle tanımamaktadır. Burada bulunan arkadaşlarım basın özgürlüğü için burada bulunmaktadırlar. Burada bulunan arkadaşlarım bir siyasi ideoloji için bulunmamaktadırlar. Bugün basına yapılan adı ne olursa olsun gazetenin, televizyonun haksızlıklar yarın pekala sol görüşlü gazetelere de yapılabilir ki zamanda çok yapıldı. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ben ve partim siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, sosyal statüsü ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, kim haksızlığa uğrar ise onun yanında yer almaya devam edecektir. Haksızlığa uğrayanın haklarını savunmaya devam edecektir. Siyasi görüşümüz farklı olabilir, her şeyimiz farklı olabilir ama bir yerde bir haksızlık varsa Cumhuriyet Halk Partisi bu haksızlığı
bütün gücüyle haykırmaya devam edecektir diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tarihimizin en önemli günlerinden birini daha yaşıyoruz. Askeri darbeler döneminde bile hiçbir zaman bu kadar gazeteci gözaltına alınmadı. Gazeteci kimsesizlerin kimsesidir. Gazeteci demokrasidir, cumhuriyettir. Gazeteci vatandır, sahip çıkandır. Biz gazeteci örgütleri olarak gözaltına alınan arkadaşlarımızla dayanışmayı paylaşmak için bugün bir araya geldik. Bugün buradayız ama biz dün de buradaydık. Bizim gözaltına alınan arkadaşlarla aynı düşünceyi paylaşıyor olmamız gerekmez. Bizim gazeteciye sahip çıkma anlayışımız halkımızın bilgi alma özgürlüğüne sahip çıkmasımızdan geliyor. Değerli arkadaşlar, onlara sahip çıkacağız ve gelecekte kuracağımız gerçekten hukukun üstünlüğüne layık o cumhuriyet bizim cumhuriyetimiz olacak. Bugün buraya bizim kavgamıza destek vermeye geldiğiniz için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Demokrasi ve basın özgürlüğüne yönelik yapılan operasyon ve gözaltılar Mersin Adliyesi önünde toplanan kalabalık tarafından protesto edildi. Eyleme Mersin'de bulunan Hakkari Genç İş Adamları Derneği Hakiyat Başkanı Hüseyin Biçer de destek verdi. Biçer yaptığı açıklamada burada bulunmasının nedeninin yapılan zulümlere dur demek olduğunu söyledi. Burada durmamın sebebi, burada bulunmamın sebebi yapılan zulme dur demektir. Şunu iyi bilin ki Hakkari ve Doğu Anadolu bölgesinde, daha doğrusu Doğu Anadolu bölgesinde yapılan zulmün haddi hesabı yok. Yıllarca insanları asit kuyularına atan, yıllarca faili meçhul cinayetlerin altına imza atan insanlar yakalandı ve tek celsede müebbetler alındı, buna rağmen serbest bırakıldı. Adalet bunun neresinde? Yıllarca insanlara zulmedildi, yıllarca insanlara hakaret edildi ve bunlara şu anda açık açık çekler verildi ve şu an beraberler. Burada adalet nerede? Ve yıllarca bu adaletsizliği anlattılar Zaman Gazetesi, Samanyolu, Bugün TV, Kanal Türk ve buna benzer kanallar. Ve şu an bir linç kampanyası içindeler. Yazıklar olsun, üzülüyorum. Ben şu anki mevcut en tepedeki beyefendi için söylüyorum. Çok çektim. Vallahi billahi tillahi ihanetle, hakaretle, işte buna benzer türlü türlü sıkıntılara maruz kaldım. Sırf o adamı sevdim diye. Ama şu an bize yapılan, bana yapılan, milletime ve arkadaşlarıma yapılan zulmü kesinlikle ve kesinlikle gururuma yediremiyorum. Yazıklar olsun diyorum. Bu kadar da değil. İnsan açık açık gözlerimizin içine bakara baka yalan söylemez, söylememeli. Allah bunu kabul etmez. O yüzden şunu unutmayın. Özgür basın susturulamaz. O yüzden buradayız. Allah hepinizden razı olsun. Naciye Kaygusuz isimli bir kadın ise yapılan zulme dur demek için adliye önünde olduklarını ifade etti. Ben bir anneyim, 4 tane oğlum var. Onların geleceği için endişe duyduğum için şu anda buradayım. Eğer bu zamana yapılan şeyler radikale yapılsaydı yine burada olacaktım. Cumhuriyete yapılmış olsaydı yine burada olacaktım. Burada kimden olduğunuz, ne olduğunuz önemli değil. Burada ülkesini seven insanların, doğru insanların, doğru iş yapan insanların susturulmasını çok büyük endişeyle izliyorum. Ben bir anneyim, ülkemi seviyorum, ülkemde yaşayan her insanı seviyorum. Benim için hangi gruptan olduğu hiç önemli değil. Ben bir insanı değerlendirirken iyi mi, kötü mü? İyi ise onlarla iletişim kurabilirim, iyi ise onlarla bir arada olabilirim, iş yapabilirim. Ve ben bu gruptan herhangi bir zarar, herhangi bir kötülük bugüne kadar görmedim. Emine ve Elife Özgür isimli kadınlar da yapılanların hukuk garabeti olduğunu ifade ederek, yanlışlardan bir an önce dönülerek yöneticilerden Allah'ın adil ismi şerifiyle memlekete hükmetmelerini istediler. Ben de burada sizler gibi her kişiye lazım olan su gibi, hava gibi lazım olan özgürlük ve demokrasi için buradayım. Bas! Herkes sussa zaman susmaz. Herkes sussa zaman susmaz. Ve buraya gelen ve Türkiye'nin çeşitli illerinde
bizlere destek veren bütün arkadaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yapılan bir hukuk garabetidir arkadaşlar. İnşallah tez zamanda başımızdaki insanlar bu yaptıkları yanlışlıklardan dönerler ve bir an önce Allah'ın adl ismi şerifiyle memleketimize hükmetmeye ve onunla adaletli bir şekilde devleti yönetmeye dönerler, yanlışlarını görürler ve Allah'ın huzurunda da tövbe ederek bu yanlışlarından dönerler. Biz burada Elif gibi dimdikiz, abilerimizin arkasındayız inşallah Allah'ın izni ve inayetiyle. Bu davamızdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Çünkü güçlünün yanında değil, haklının yanındayız. Hakkın yanındayız, adaletin yanındayız. Ülkemizde yapılan bu adalet garabetlerinin bir an önce bastırılmasını, susturulmasını ve sona erdirilmesini istiyorum. Rabbimden istiyorum, başka hiç kimseden değil. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Bu yıl 15-17 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin değerlendirme ve kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıya Vali Çakacağ'ın yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç ve festival paydaşı kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Çakacak, bu yıl festivale 27 ülkeden katılım olduğunu söyledi. Bu tür organizasyonların maddi destek olmadan yapılamayacağına işaret eden Çakacak, festivale maddi destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Festivalde neden daha fazla üreticinin yer almadığı yönündeki sorulara da cevap veren Çakacak, bu soruyu sorabiliriz tabii. Daha fazla üreticinin yer alması da gerekir. Bu Narenciye Festivali ise daha fazla üreticiyi Narenciye Festivali etkinliklerine dahil etmenin yollarını şimdiden itibaren hep birlikte aramalıyız. Üreticilerin bu festivallere gelmesi için çok fazla gelir elde etmeleri gibi bir düşünceyi pek doğru bulmuyorum. Üreticinin daha fazla gelir elde etmesi, Narenciye'nin uluslararası pazarlarda daha fazla pazarlanması için neler yapılabilir sorularına çalıştaylarda cevap aramak daha doğru olur dedi. Festivalde de gördük ki festival birlik beraberlik ruhuyla yapılmış. Mersin'de herkesin, her kesimin sahiplendiği bir festival olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanı Narenciye Festivali'nin tek eksiğinin festivale üreticilerin katılmaması olduğunu dile getirerek bunun nedenlerinin hep birlikte araştırılması gerektiğini kaydetti. Bir kentin tanıtımında bir kentin insanların bir araya getirilmesinde, birleştirilmesinde, bütünleştirilmesinde çok önemli bir etkinlik. Bu etkinlikle dünya festivalin yapıldığı kenti çok daha yakından tanıyor. Hem ülkenin hem de dünyanın dikkati o kente çekiliyor. Mersin Narenciye Festivali'nin 5.sini alnımızın akıyla tamamladık diyen Festival Yürütme Kurulu Başkanı Özdemir ise festivalimiz kentimiz için büyük bir kazanç olmuştur. Kentimizin ve Narenciye'mizin tanıtılmasına çok önemli katkılar sağlamıştır. Birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Mersinliler festivalimizi sevmiş, benimsemiş ve sahip çıkmıştır. İki gün boyunca alana akan yüz binlerce vatandaşımız bunun en önemli göstergesidir. Tam 132 firma, kuruluş ve sivil toplum örgütü stand açarak Mersinlilerle buluşmuştur. Ortak paydamız olan Akdeniz kültürünün özelliklerini yansıtmaya çalıştığımız festivalimiz, Mersinlilik bilincinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamaktadır diye konuştu. Neler yapmalıyız? Festivalimizin başarısının artması için, şimdi şu anda Mersin'de birkaç tane otel ve lokantanın dışında sıkma meyve suyu bulacağımız bir yer yok Sayın Bakan. Sokaklarda da çok fazla şekilde satılmıyor. Yani bir kere bizim bu portakal tüketimini özendirecek ve artıracak bir mekanizma olmamız lazım. Restoran ve kafelerimiz narenciye ürünlerini kullanarak yeni tatlar ve içecekler üretmeli. Menülerinde bunlara yer vermek. Mesela biz geçen çalışta portakallı lokum
yaptırdık. Bu bir inovasyondur. İnşallah tutar. Şimdi birazdan portakallı baklava ikram edeceğiz. Onu da Tarsus'a getiriyoruz. Yani Mersin'deki baklavacılar dahi bunu yapmıyorlar. Halbuki yapsalar çok güzel. Yani en azından sıkma portakal suyu servis edecek bir olayı sıcak ve gündemde tutmamız lazım. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve Meclis Başkanı Mahmut Arslan, odanın kuruluşunun 129. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen MTSO Yönetim Kurulu üyeleriyle meclis üyeleri odanın kuruluşunun 129. yıl dönümünü kutladı. Kutlamada Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ve Meclis Başkanı Mahmut Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Çelenk sunumunun ardından konuşan Meclis Başkanı Mahmut Arslan, bugün çok tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Bugünün Mersin için çok önemli bir gün olduğunu belirten Arslan, Mersin'in tarihine baktığınız vakit 150 yıllık bir tarihi süreç içerisinde yeni bir şehir ama ticari alanlarına baktığınız vakit özellikle 129. yılını yaşadığımız Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesidir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden atılan taşeron işçilere destek vermek için eylem yapan GençSen üyeleri kendilerini Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binası önündeki aydınlatma direğine zincirledi. Atatürk Caddesi'ndeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önüne gelen GençSen üyesi 5 kişi, işten çıkarılan DİSK Genel İş Sendikası üyesi taşeron işçilere destek olmak için kendilerini zincirleyip ayakkabı kutusunda milyon dolarları saklayanların değil, zulme karşı direnen işçilerin yanındayız. Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kıyımına son yazılı pankart açtı. Zafer direnen emekçinin olacak, sendika haktır, engellenemez sloganları atan GençSen üyelerine işten çıkarılan 23 işçi de destek verdi. Geniş güvenlik önlemi alan polis eylem sırasında müdahalede bulunmadı. Güvenlik Şube Müdürü Murat Esertürk megafonla eylemcilere seslendi. Yakalandı. Burhan ettim kocamaz işimden. Hadi işçilerin gelsin, sağlığı versin. Çocuğumuz var. Ekrem'i versin. Ben senin yanından sizin konuşmanız için ama buradaki dişçi arkadaşlarımıza bir faydanız olmayabilir. Buradaki dişçi arkadaşlarımız gereken özveriyi gösterecektir. Ayşe istediği kadar konuşabilir. Abdülkadir Bey de dışarıda ona destek verebilir. Cep telefonundan mesaj çekip eylemi yönlendirebilirsiniz. Sizin gibi gençler her zaman için bizim huzur ve güveni sağlamamızda siz de bu kapsama altındasınız. Götürme çabası içerisinde olmayacağız. İstediğin kadar konuş Ayça. Seni dinliyoruz. Basın da seni dinliyor. İstediklerini söyle. Ondan sonra seni davet edeceğiz. Diğer arkadaşlarını da davet edeceğiz. Dişçi arkadaşlar normale dönecek. Bu eylemleriniz de sağ salim bitecek. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Dişçi düşmanı Burhanettin Kocaman. İnce fikriniz için, bu çocuklarla doğru işlemi yaptırdığınız için teşekkür ederim. Yalnız Kemal'le ilgili görüşelim. Yaklaşık bir saat süren eylem sonunda GençSen üyeleri zincirleri çözerek eyleme son verip alandan ayrılmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine yaklaşık yarım saat alanda bekleyen eylemci ve işçilerden oluşan 28 kişi polis koridorundan geçip sloganlar atarak polis minibüsüne bindirildi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait canlı hayvan pazarı ve mezbahane inşaatında iş yapan firma temsilcileri, müteahhitten kaynaklanan sorun nedeniyle alacaklarını tahsil edemediklerini öne sürerek üzerlerine benzin döküp kendilerini yakmaya kalkıştı. 3 kişi saatler süren eylemin sonunda ikna olup çıktıkları çatıdan indirildi. Olay Merkez Akdeniz ilçesi Yakaköy Güdübeş mevkiindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi canlı hayvan pazarı ve mezbahanesinde meydana geldi. İddiaya göre CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan döneminde ihalesi gerçekleştirilen mezbahane inşaatında görev alan bazı firma temsilcileri müteahhitle belediye arasındaki sorunlardan dolayı paralarını alamadıkları gerekçesiyle iş yerinin çatısında intihar eylemi gerçekleştirdi. İsimleri açıklanmayan kalıpçı, fayansçı ve elektrikçi 3 kişi mezbahanenin çatısına çıkarak ellerindeki benzin bidonlarını üzerlerine döküp paralarının ödenmemesi durumunda kendilerini ateşe verecekleri yönünde tehditler savurdu.
Eylemcilere önce belediye zabıta görevlileri müdahale etmek istedi. Başarılı olunamayınca olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ancak eylemciler polisin çabalarına rağmen eylemlerinden vazgeçmeyerek kısa süreliğine iş yerinin çatısını ateşe verdi. Yangın daha sonra kendiliğinden söndü. Uzun süren görüşmeler sırasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanırken eylemciler üzerlerine benzin döküp kendilerini yakacakları yönünde tehditlerine devam etti. Saatler süren eylemin sonunda ikna olan eylemciler çıktıkları çatıdan indirilerek polis merkezine götürüldü. Mezbahanenin iç ve dış kaplama işini yapan tasarımcı Kinyas Sarıhan gazetecilere bir açıklama yaptı. En dipte oturan arkadaş burada şantiye sorumlusu. Aşağı yukarı 6 aydır Türkan Hanım'ın verdiği belediye başkan yardımcısı Türkan Hanım'ın verdiği vaatlarla burada 200 milyara yakın toplama işçilere kefil olmuş. Bu işçileri getirip burada çalıştırmış. Hiçbir şekilde Türkan Hanım bugün yarın bunların ödemesini yapacağız diye adama ödeme yapmamış. Artı 15 aydır çalışıyor. Kendi evine maaş götürmemiş. Aylığını götürememiş. Bu böyle. Ben buranın dış cephe giydirmelerini ve iç asma tavanlarını bilmem nelerini yaptım. Biz bu işi durdurduk. Belediye bize çağırdı. Dedi ki bu müteahhidin 1 trilyon 300 lira içeride alacağı var. Bu 1 trilyon 300 lira alacağı sizin alacağınızı kurtarıyor. Bu işi yapın, alacağınızı belediyeden alın dediler. Biz de belediyenin verdiği sözlere güvenerek girdik. Yalnız biz her gün temlik istiyorduk. Ya bizim alacağımızı bir garanti alalım. Bize her söylediklerinde alacağınız garantidedir, alacağınız belediyededir. Sonra biz geç öğrendik. 400 küsür milyar bizden habersiz müteahhide ödeme yapmıştı. Yolsuzluklarından dolayı banka o 450 milyara el koymuş. Sonra geldiler dediler ki bu adamın 900 milyar alacağı var. Bu şekil alacağınızı alabilirsiniz. Biz yine eyvallah dedik. Yola çıktık. Şimdi getirdik. 85 milyar benim alacağım var. 60 milyar bir tane sihir tesisatçı arkadaşım var. 70 milyar başka sihirin alacağı var. 100 milyar elektrikçinin alacağı var. 150 milyar kalıpçının alacağı var. Yani aşağı yukarı 1 milyon 300 liraya yakın bizim burada alacaklarımız var. Müteahhitten belediyeye geçti. Şimdi belediye müteahhidi feshetti. Müteahhidi feshedince bize dedi ki içerideki parayı siz alırsınız. Temlik diyoruz, yasal olarak hiçbir şey yok diyoruz. Ondan sonra dün baktılar ki biz ciddiyiz, alacağımızı istiyoruz. Dün belediye bize dirsek gösterdi. Dünden beri belediye burada bizi tehdit ediyor. Zabıtaları göndermiş, bilmem ne yapıyor. Bizi çürütmeye çalışıyor. Ha biz haklıyız, hakkımızı istiyoruz. Elimizde fatura yok. Elimizde mesela müteahhit bana 40 milyarlık bir çek vermiş. Çekin nereden vermiş biliyor musun? Gitmiş 250 TL'ye birinden hırsızlık bir çeki almış, benim elime vermiş. Ben bankaya götürdüm, banka bu çek sağlamdır dedi. Akabinde ben çeki götürdüm, gösterdim, çek çalıntıymış. Yani böyle oyunlarla bizi. Önce bu sefer belediye devreye girdi. Büyükşehir Belediye Başkanı buraya geldi. Hatta hatırlıyorsanız basın açıklaması yaptı. Bu belediyenin ayıbıdır, Mersin'in ayıbıdır çocuklar dedi. Biz burayı dedi bayrama yetiştirelim, bitirelim. Biz de başkanın sözüne güvenerek ve müteahhit ve Türkan Hanım'ın bize verdiği vaatlarla biz bu işi bu seviyeye getirdik. Evet. Ama maalesef şu an karşımızda zabıta ve polisin dışında sizin de şekilde gördüğünüz gibi hiçbir şey görmüyoruz. Belediyeyle diyalogdaydı, belediyeyle aramızda köprüydü. Şu an 200 milyar sadece adam maaşın dışında 200 milyar sadece orada burada toplayıp getirdiği işçilere borcu var. Bu adam şu an evine gidemiyor, gidecek durumda değil. Çünkü şu an bunun yol... Yukarıdakiler anladığım kadar. Yani kaç işçi? Toplam burada 70'e yakın kişinin alacağı var. 1 milyon 350 milyon bizim alacağımız var. Olayı görüntülemek isteyen gazetecileri alanın dışına çıkarmaya çalışan zabıta görevlilerinden bazıları gazetecileri tartakladı. Bak bir dakika bak ortalığı nasıl geliyor görüyor musun? Tamam senin arkadaşın geldi ya. Hadi. Bir de tavrınız yüzünden bu her yerde yayınlanacak. Bak Anadolu Ajansı da geldi, oraya çıktı. Tamam, araba burada. Araba burada. Hadi araba burada. Orada çıktı. Beni tanımıyorsun ben seni. O zaman tanırsın beni. Sen bana ilk köpek diyeceğim, ben senin yanına gitmeye gideceğim. Tekrar olacağım. Hadi.
Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada olayı görüntülemeye çalışan Doğan Haber Ajansı muhabiri Mustafa İnsan'a karşı yapılan müdahaleye karışan zabıta görevlileri hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada Macit Özcan döneminde sadece %40'ı gerçekleşen inşaata %100 oranında fazla hak ediş ödendiğinin saptandığı, konunun yargıya aksettirildiği, sorumluluklarını yerine getirmeyen yüklenici firmayla sözleşmenin 1 Aralık 2014 tarihinde feshedildiği belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temini için yapılan Alaköprü Barajı'nın altında kalacak 3 mahallede oturanlar için yeni yerleşim yerinde yapılan 326 evin hak sahipleri noter tarafından çekilen kurayla belirlendi. İnşaat öncesi kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini ileri süren mahalleliler salonu terk ederek kuraya katılmadı. Sarı Ağaç Mahallesi'nden 55 hak sahibinin kura çekimi için Anamur 1. Noteri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünver, Çevre ve Şehircilik Mersin İl Müdür Vekili Yılmaz Şahin ve diğer görevliler salona geldi. Yetkililer kura çekiminin başlayacağı saat 14.30'a kadar mahalle sakinlerinin gelmesini bekleyip salon dışında bulunan muhtarları içeriye davet etse de kimse gelmedi. Bunun üzerine Anamur Kaymakamı Cengiz Can Türk'ün gözetiminde noter tarafından hak sahipleri kurayla belirlendi. Salonun boş olduğu çekilişle ilgili konuşan Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Ünver, hak sahiplerinin kura sonuçlarının kendilerine tebliğ edilmesinden sonra 2 ay içerisinde sözleşmeyi imzalamaları gerekiyor. Aksi halde haklarından mahrum kalacaklar. Bu durumda evler ve araziler satışa çıkarılacak dedi. Akine Mahalle Muhtarı Süleyman Duman ise gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Bakanlık tarafından hak sahibi ailelere 4500 metrekarelik tarlanın tahsisi, evlerin yanına ahır yapımı, kanalizasyon ve arıtma sisteminin evlerinin 50 metre yakınına yapılması gerekiyordu. Ayrıca konut fiyatları son derece yüksek. Şu an 60-70 bin lira olan konut bedelleri 25 yılda ödemesi yapıldığı zaman yaklaşık 150 bin lirayı buluyor. Bu nedenle fiyatların aşağı çekilmesi gerekir. Bu şartlar yerine getirilmediği sürece kura çekimine katılmayacağız. Ayrıca yeni tarım alanları verilmediği için ekim yapamayınca zor durumdayız. Bu bir dayatmadır. Yapılan evler ise içeriye su alıyor. Çatıları akıyor. Bize gelen tebliğ evrakında 26 Aralık Alaköprü Barajı'nda su tutulmaya başlanacağı kaydediliyor. 18 Aralık'ta Akine ve 19 Aralık'ta Sarı Ağaç mahallelerinde hak sahipleri için kura çekimi yapılacağı bildirildi. Maydanozu çekeceğim, marul ekeceğim. Niye şu köylü mü ya? Her şeyi pazardan getirmeyeceğim işte. Al. Ben buraya girip çıkacağım ben buraya. Şuradan gelen su nereye gider? Buradan içeriye dolar. Onu konuşan modu kanır. Limon hasadına başlanan Mersin'in Silifke ilçesinde limon işçileri günlük yevmiyelerinin çok düşük olduğunu, şu an 35 lira olan yevmiyelerinin en azından 40 lira olmasını istediklerini söyledi. Silifke'de yaklaşık 4000 limon işçisi bulunduğunu belirten Narenciye Çavuşları İşçiler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şuayb Tunç, limon 1,5'a da satılsa, sandıkları 100-150 liraya da satılsa, işçi yevmiyesi ne hikmetse yerinde sayıyor dedi. Limon çok güzel gidiyor ama gel gelelim işçinin durumu çok kötü. Gitgide kötü oluyor. Geçen yıl 28 lira açıkladı Ziraat Odası Başkanlığı. Bu yıl 32 lira. Size soruyorum 32 lirayla bir geçim olur mu? İki öğün yemeğe kaça yersiniz? Gelsinler de akşama kadar bizim gibi bir çalışsalar dikenlerin arasında. Acaba kendileri ne düşünüyor bu konuda yani? Hiç mi vicdanları sızlamıyor yani? Sabahın 5.30'da kalkıyoruz, akşamın 4'üne kadar. Sabahın zifiri karanlığında buz gibi ayazda bekleye bekleye, üşütücü bir ayazda bekleye bekleye herkesi bir köşe başından alıyorsun, toplayıp geliyorsun. Ama emeğin bir türlü karşılığını bulamıyoruz. Ne kadar olsun istiyorsunuz? En kötü şartı 40 TL olması lazım. Biz az evvel de dedik ya, biz kimsenin kazancında gözümüz yok ama kimsenin de bizde 1 liramızda hakkı olmasın yani. Hakkımızı istiyoruz, biz fazlasını istemiyoruz yani. Tarım Bakanlığı olsun, vekillerimiz olsun, Silifke'de ileri gelenlerimiz olsun. Ama hiç kimse bu konuda bir türlü nedense ne hikmetse böyle bir desteği göremedik. Efendim ne kadar işçi var Silifke'de? 4000-4500 işçi düşünüyoruz biz. Tahmini değil yani, yerli işçimiz. Suriyeliler de geldi tabii. Bunların da bize çok etkisi var. Tabii ki. Çoğu işveren arkadaşlarımız Suriyeli çalıştırıyor. 20-25 liraya çalışan arkadaşlarımız var yani. Bunu isterlerse biz ispatlarız yani. Aldığımız parayla alın terimizlenen emeğimizin karşılığını alalım, yeter, başka bir şey istemiyoruz yani. Hiç değilse 40 lira olsa
32 liraya ev mi kirası vereceksin, elektrik yatıracaksın, çocuklara vereceksin. Hangi birisini karşılayacaksın bu parayla? Yetişmiyor işte, bir türlü yetişmiyor. Sabah buraya mesela 5:30'da geliyoruz, 4'e kadar çalışıyoruz. Vardıktan sonra yemek mi hazırlayacaksın, hangi birine yetişeceksin? Yetişemiyoruz yani. Islanıyor burada, suyun içinde çalışıyoruz. Öğlene kadar ayaklarımızın yaşı kurumuyor zaten bizim. Daha ne söyleyeyim yani, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bazı köylerde hala su sorununun yaşanıyor olmasının utanç verici olduğunu belirtti. Kocamaz, Mersin'in Aydıncık ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aydıncık muhtarlarını tek tek dinleyerek sorunları not alan Başkan Kocamaz, Aydıncık'ın en büyük sorunu olan su sorununun çözümü için MESKİ yetkililerine talimat verdi. Bazı köylerde hala su sorununun yaşanmasının utanç verici olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, muhtarlarımızla toplanmamızdaki amacımız Aydıncık'ın sorunlarını tespit etmek ve Aydıncık'a daha iyi nasıl hizmet verebiliriz'i konuşmaktır. Maalesef hala musluktan suyu akmayan köylerimiz var. MESKİ'ye konuyla ilgili gerekli talimatı verdim. 2015 yılında Aydıncık'ta susuz hiçbir köyün kalmaması için var gücümüzle çalışacağız dedi. Mersin İdman Yurdu Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü saat 19'da Galatasaray'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde Macit Özcan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Açma, germe hareketleriyle devam eden antrenmanda oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Çalınbay'ın antrenman sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulunduğu ve taktik verdiği gözlendi. Çift kale maçın ardından Kırmızı Lacivertli ekip soğuma hareketiyle idmanı bitirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana kupada dün Samsunspor'la oynanan maçta forma giyen Nurullah Kaya, Mehmet Taş, Efe Özarslan, Eren Tozlu, Serol Demirhan ve Güven Varol'la kaleci Mihailov katılmadı. Sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalan Adem Güven ise idman sırasında takımdan ayrı çalıştı. Çalınbay antrenman sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade etti. Takımına güvendiğini ve İstanbul'dan puanla döneceklerine inandığını belirten Çalınbay şunları söyledi. Galatasaray güzel bir form yakaladı. Bunun farkındayız. Rakibimizin gücünü de zor bir maç oynayacağımızı da biliyoruz. Tabii fikstürün azizliğini de yaşıyoruz. Yani hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçlarını üst üste deplasmanda oynayacağız. Arada da kupa maçı var. Zor bir fikstür oldu ama eğer ikinci yarı rahat etmek istiyorsak buradan puan çıkarmak zorundayız. Ben takımıma güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum dedi. Çalınbay ayrıca sakatlığı devam eden Oktay Delibalta'nın Galatasaray maçında yer almayacağını sözlerine ekledi.